Şimdi elmalarımızı ne yaptın? Elmalarımızı soydum, kabuğunu, iç çekirdeklerini çıkarttım. Çıkarttın. Ardından limonlu suda beklettim. Ne kadar bekletmek gerekiyor limonlu suda? Yani aslında bir yarım saat, bir saat önce. Tamam. Eğer yani o anda yapacaksak kararmasın diye. Kararmasın diye, evet. Bu şekilde ekliyoruz. Hı. Evet. Evet. İçerisine... Şu elma da ne güzel meyvedir ya. Kabuğunu da atacağım. Ortalığı karıştırmış biraz ama güzel meyve. Yazın yenir, kışın yenir. Aklıma bir muzurluk gelmeden olmuyor değil mi Tolga benim? Hiç duramıyorum. Kabuğunu da ekledim, evet. Aroması geçsin, evet. Diye. Evet. Şimdi ne yapacaksın üzerine? Çubuk tarçını ekleyeceğim. Hı. Ardından 2-3 tane karanfil ekliyorum. Karanfil, ay karanfil de ona şimdi biraz renk de verecek değil vişne mi? Vişne suyu ekliyorum. Vişne suyu? Evet. Aa, çok güzelmiş. Renk şekerini verecek o. Şekerini ekleyeceğim. Hı hı. Şimdi şekerini ilave ediyor. Ay bu arada benim çekti bu bayağı ama. Ne diyorsun? Evet alalım lütfen. Alalım değil mi, oldu? Evet, dolapta biraz soğutacağım onu. Şunu hemen vereyim. İremcim de koysun dolabımıza. Evet. Güzelce soğusun. Hemen tarifimizi okuyoruz. Güzel elma tatlısı için 7 adet sert kırmızı elma, tahin, kaymak, ceviz içi ve 400 gram toz şekere ihtiyacımız var. 5 çorba kaşığı bal, çubuk tarçın, karanfil, 1 su bardağı vişne suyuna ihtiyacımız var. Bence çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Bir de hafif olacak herhalde, evet, değil mi? Evet, hafif olacak. Oldukça hafif bir tarif olacak. Bunu koyuyorum. Üstüne de kaymakla filan. Onun tamam. Hemen sosunu, sosunu dolgusunu yapacağız. Birlikte. Tamam. Tamam. Odası da oldu. Cevizlerimiz de hazır. Ceviz sosumuz hazır. Hazır. Kaymağımız... Her şeyi yaptık. Kaymağımızı sonra mı koyacaksın? Dolapta alayım. Dolapta alacak. Şimdi güzelce daha sonra o piştikten sonra kaymağımızı içine mi koyacaksın? Kaymağı evet. Kaymağımızı alalım. Evet. Ondan sonra ben de size şu elma ile ilgili, sultan elması vardır biliyorsunuz, sarı elmadır sultan elması. Bu tatlılarda sultan elması bulabilirseniz daha böyle bir yeşili bir sarısı oluyor onun, ama böyle daha sarısı, içi de sarısı olanı mis gibi kokuyor. Ben elmalı tatlılarda genelde o sultan elmasını, sapsarı elmayı tercih ediyorum. Çünkü kokusu kadar tadı da güzel oluyor. Evet. Bu arada kaymağımız da hazır. Kaymağımızı ne yapacaksın? Kaymağımın içine birazcık tahin ekleyeceğim. Hı-hı. Hadi bakalım yapalım. Evet. Al bakalım. Ne kadar ekleyeceksin? Tahini kaymak hiç düşünmemiştim. Olabilir. Bal da koyacak mısın? Bal sunumda en son olarak ekleyeceğiz. Evet. Onu biraz daha geniş bir kaba mı versem? Sana olur. Daha rahat edersin. Hemen veriyorum ben tamam, sana canım. Tamam şurada var. Tamam. Şuradan aldım Hadi ben. Al orada. Evet. Geniş bir kapta daha rahat ederiz. Tamam. Koy bakalım. Koyayım mı hepsini? Hepsini değil, çok fazla olur. Heh. Biraz ekleyin. Tamam, siz dur deyin. Tamamdır. Tamamdır. Hı-hı. Evet. Şimdi onu güzelce karıştıracağız. Evet. Şeker ortaya karıştır, tamam. Yönetmenim rahat rahat görsün. Hı-hı. Aa, tahini kaymak için ilk defa deniyorum ben. Elma tatlımız piştikten sonra üzerine tahinli ikiye böleceğim onları. Normal bildiğimiz gibi sum yapmayacağım hani. Öyle mi? Üç çanağın içerisine konulu kaymağı ya da. Hani. Evet. İç dolguları. İkiye böleceğiz onu piştikten sonra. Evet. Ardından üzerine kaymaktan hmm. koyacağız. Üzerine bal gezdirip sum yapacağız. Evet. Bu da tamam, tamam o evet. zaman. Elmamız da tamam.